Bedir Savaşı'nın sebebi, asıl sebebi, işte kervan basmaya çıktı, savaşacaktı, o onu öldürdü, o bunlar değil. Asıl sebebi nedir? Tevhid ve şirk savaşının bir sonucudur. Oradan kervan gitmeseydi başka bir şey olacaktı. Onlar yola çıkmasaydı buradan başka bir şey olacaktı. Tevhid ile şirk arasındaki savaş kaçınılmazdır. Zaruridir. Engellenmesi mümkün değildir. Bundan dolayı Allah subhanehu ve teala Müslümanlara cihadı ne yapmıştır? Farz kılmıştır. Bu ne demek istiyorum? Ayetleri okuyalım. Ne demek istediğimi anlatalım. İbrahim suresi 13. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلْرُسُلِهِمْ Kafirler peygamberlerine dediler ki كَفَرُوا cemi gelmiş öyle mi? Mazi fiil. Rusul cemi gelmiş. Niye? Seyyid Kutup demiş ki tarihte bütün peygamberler, bütün rasullere aynı şeyleri söylemiştir. Ne söylemişlerdir? لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا Ya milletimize döneceksiniz ya da biz sizi buradan süreceğiz. Allah subhanehu ve teala insanoğlunun fıtratını bildiği için ve bize tarihten bir ders vererek buyuruyor ki tarih boyunca kafirler her zaman Müslümanlara düşmanlık yapmıştır. Bu insanoğlu arasında kaçınılmaz bir savaştır. Neyi ispat ediyoruz arkadaşlar? Tevhid ehli ile şirk ehli arasında zaruri, kaçınılmaz bir savaş vardır. İkinci ayet, Kehf suresi 20. İnnehum in yazharu aleykum yercumukum ev yu'idukum fi milletihim. وَلَنْ تُفْرِحُوا اِذَنْ اَبَدًا Eğer onlar sizi dinlerine döndürürlerse, eğer onlar sizi ele geçirirse, ya dinlerine döndürürler, ya da taşlayarak öldürürler. Eğer onların dine girecek olursanız, اِذَنْ تُفْرِحُوا اِذَنْ لَنْ تُفْرِحُوا اَبَدًا Asla felah bulmazsınız. Ashab-ı Kehf 7-8 kişidir. Koskoca imparatorluk peşine düşmüştür. Ashab-ı Kehf'in içindeki duyguya bak. Onlar bizi ellerine geçirse bizi bitirirler. Başka yapacak bir şey yok. İddiamız ne bizim? Tevhid ile şirkin arasındaki savaş kaçınılmaz bir savaştır. Bakın bu ayet onun delildir. Devam ediyoruz. قَالَ اَرَاقِبُنْ اَنْتَ اَنْ عَالِهَةِ يَا اِبْرَاهِيمِ Ey İbrahim, sen benim ilahlarından yüz mü çeviriyorsun? لَاِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيَّا Eğer vazgeçmezsen seni taşlayacağım. Ve sen defol git gözüm görmesin. Aynen böyle diyor. Bir baba ve bir oğul arasında dahi tevhid ve şirk ayrımı varsa bu savaş kaçınılmazdır. Ayet bunu ortaya koyuyor. Başka bir ayet. قَالُوا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَاِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَلِيمٌ Eğer vazgeçmezseniz sizi ya taşlayacağız ya da elim bir azaba maruz bırakacağız. Bir başka ayet. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Sen onlar milletlerine uymadığın sürece onlar senin milletine uymayacaktır. Bir başka ayet. مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ Ne ehli kitap, ne müşrikler, tüm kafirler size en ufak bir hayrın inmesini, gelmesini istemezler. İşte İslam budur arkadaşlar. İslam gerçekçi bir dindir. Şimdi asıl söyleyeceğimizi söyleyeceğiz. İslam gerçekçi bir dindir. İki farklı itikadın, yani tevhidle şirkin hiçbir zaman bir arada olmayacağını, bir arada olamayacağını bildiği için cihadı farz kılmıştır. Bugün gerçekçilikle neyi kastediyorum? Dünyanın en demokrat devletlerine bakın. Irak'a bakın, orada savaşıyorlar. Ama bunların söylemlerine bakın, savaşmak caniliktir, barbarlıktır. Bunların düşünce adamlarına, fikir adamlarına bakın, savaşmak caniliktir, barbarlıktır. İşte medeniyetin beşiği denilen devletlere bakın, Suriye'de savaşmaktadırlar. Demokrasinin en zirvesi, en güzel uygulandığı, insan haklarının en güzel uygulandığı
İddia edilen devletlere bakın, Afganistan'da savaşmaktadırlar. İleri gelişmiş düşünce, düşünce bakımından, siyaset bakımından, teknoloji bakımından gelişmiş, insana önem veren devletlere bakın. Gidin Cezayir'de, gidin Yemen'dedirler. Bak onlar münafıktır. Onlar bir taraftan İslam'a saldırırlar, İslam'da cihada saldırırlar, cihat ahkamına saldırırlar. En çok sorulan, mesela ben şu günlerde ateistlerle muhatap oluyorum. Bana en çok sorulan soru, cihat ne yapacaksınız? Mesela başa geçtiğinizde ne yapacaksınız? Biz gerçekçiyiz. Ya adam gibi duracaksınız ya da öldüreceğiz. Siz münafıksınız. Hayır, biz insanız, hepimiz kardeşiz. İşte el ele, göz göze, gönül gönüle yürüyeceğiz. Hep beraber güzel bir şekilde lay lay lom yaşayacağız diyorsunuz. Ama sizden olmayanları yaşatmıyorsunuz. Peki siz bunu nereden biliyorsunuz? Rabbimiz bize böyle buyurdu. Biz sizin Rabbinizden indirilene inanmıyoruz. Tarihe bakın. Tarihte hep saldırmadınız mı? Tarihte her zaman şirk ehli tevhid ehline saldırmadı mı? Tarihte her zaman şirk ehli tevhid ehliyle savaşmadı mı? Haçlı seferler dediğimiz seferler nedir ki? Öyle değil mi? Haçlı seferler. Velhasıl kelam arkadaşlar, İslam'da cihat farzdır. İslam cihadı farz kılarken çok gerçekçi esaslar üzerine farz kılmıştır. Bu esas ise tevhid ile şirkin bir arada asla barınamayacağıdır. İman etti diye sihirbazların elini ve ayağını çaprazlama kesiyor. İman ettiler diye. İman ettiler diye annesiyle çocuğunu kızgın ateş dolu hendeklere atıyorlar. İman etti diye. İman ettiler diye Bilal Habeşi'ye ne işkencelere uğradılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl boyunca sadece iman ettiği için eziyete ve işkenceye uğradı. Ben size soruyorum, 13 yıl boyunca kendi memleketinizde sadece onlardan farklı düşündüğünüz için size işkence edilse, ya bırakın gidelim, yani biz bırakın gidelim diyorsun, onu da yapmıyorlar. Gitmeye kalktığında seni yakalayıp öldürecekler, zor kaçıyorsun. Bugün dünyanın hangi komutanı, hangi lideri olursa olsun şunu anlar. Bu adamlar bizim yakamızı bırakmayacak, bunlar bizi yok edecek. Yok etmemek için, yok olmamak için biz bunları yok edeceğiz. Bunu, yani hangi lider bunu anlamaz? Hangi lider buna göre hareket etmez? 13 yıl boyunca, yani bir köleden ne istiyorsun sen? Köle Rabbim Allah'tır dediği için işkence yapıyorsun. Karşındaki adamlar böyle bir adamlar. Kız vermiyorsun. Mahalleyi ablukaya alıp yiyecek vermiyorsun. Açlıktan bebekler ağlıyor. Tamam kardeşim bırakın bizi gidelim diyorsun. Salmıyorlar, gidiyoruz. Geri getirmek için uğraşıyorsunuz. Medine'ye gideceğiz diyoruz. Ona salmıyorsunuz. Şimdi karşınızda böyle bir düşman var. Ne yaparsınız? İyilik meleğe mi kesilirsiniz? Ne yaparsınız? Onlara hep gül mü uzatalım? Hayır, bütün lider, yani aklı başında her lider ilk yapacağı güçlenmek, kuvvetlenmek, yok olmamak için yok etmek. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de geriye kalan 10 yılda bunu yapmıştır. Geriye kalan 10 yılda ne yapmıştır? Bunu yapmıştır. Bedir'de budur, Uhud'da budur, Ahzab'da budur, Hendek'te budur, Mekke'nin fethi de budur.